Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Suat-ı Mekke 9. sefir 60. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vasıl. Allah bu özel zamanda özel ilahi halle kuluyla söyleştiğinde kulun tam bir huzur içinde bulunması gerekir. Bu huzur kulun bütün niyetini bir yere toplamak anlamındaki cem halinde bulunarak başkasına yönelmemesini gerektirir. Böylelikle kul her hareket ve duruşunda el-batın olan Allah'a yakarırken mana yönünden ez-zahir Allah'a yakarır. Çünkü duyu zahir, mana ise batındır. Mana zahirin önünde bulunabilir. Çünkü el-batın isminin önünde ayakta dursaydı ki mana duyulur harfin batınıdır. Bir şey kendi önünde ayakta durmuş demek olurdu. Hiçbir şey kendi önünde ayakta duramaz. Çünkü o bir şey elde etmek üzere ayakta durmuştur. Bir şey kendinden bilgi alamaz. Dikkat ediniz. Hak bize bildirmek ve öğretmek üzere iner. O olmuşu ve olacağıyla her şeyi bilendir. Bununla birlikte kuşku duyulmayacak bir gerçekle bize gerçeğin bulunduğu durumu bildirerek hükmün hallere ait olduğunu söylemiştir. Böylelikle kendisini bilgi alan konumuna yerleştirmiş, bilgi vereni ise hitap ettiği kimse yaparak sizden cihat edenleri ve sabredenleri öğrenelim diye sizi sınayacağız demiştir. Halbuki Allah onlardan neyin meydana geleceğini biliyordu. Fakat hal Allah'ın bize karşı kanıt ortaya koymasına izin vermez. Allah yetkin kanıt Allah'a aittir buyurur. Bu durumda sınanan kimselerin Allah'a karşı kanıtı kalmaz. Bu sınanmayla Allah haklarında bilgisiyle hüküm vermiş olsaydı, onların şöyle deme ihtimalleri ortadan kalkar. Bizi sınamış olsaydın, sınırlarının hududunda duracağımızı görürdün. İşte bu, kazanılan bilgi anlamında hıbra, ilmi diye isimlendirilir ve el-habir isminden gelir. İşte bu, bir şeyin kendisinden değil, başkasından bilgi alıştaki ilahi bir konudur. Allah kendisini böyle nitelemiş iken, biz bu niteliğe daha uygunuz. Bu nedenle kulun zahirinin el-batın, batının ise ez-zahir ismine münacaat ettiğini söyledik. Kul, Allah'ın önünde bilgi alan birisi olarak dururken, Allah dilediğini ona ihsan eder. Bilgi alan, ayakta dururken, duyuyla algılanan harikulade olaylar ki onlar, genel içinde velilerin kerametleri, nebi ve resullerin mucizeleri diye isimlendirilir, bunları aldığını görebilir. Bunlar ez-zahir isminin verileridir. Akılları şaşırtan veya müfekkire gücü yönünden akılların kabul ettiği veya reddettiği bir takım bilgiler ve hükümler de alabilir. Bunlar ise el-batın isminin verileridir. Öyleyse dikkatini çektiğimi ve sana tavsiyede bulunduğun hususa aklını ver ki kime münacaat ettiğini öğrenirsin. Böylece karıştırmaz ve sana gelen şeyler de karışmaz. Allah şöyle der: onlar karıştırdı, biz de onlara gerçeği karıştırdık. Başka bir ayette şöyle der: onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Sonra Allah tuzak kurmayı onlardan olumsuzlayarak şöyle buyurdu: bütün tuzak Allah'a aittir. Yani tuzak, kullara ait sayılan ya da Allah'a ait sayılan tuzaklar gerçekte Allah'a aittir. Allah peygamberinin diliyle Allah'a, peygamberine, Müslümanların imamlarına ve sıradan Müslümanlara genel olarak nasihatte, yani onlara karşı samimi davranmayı bulunmayı emretti. Mekke'de ve Şam'da ise bana özel olarak doğrudan hitap etti ve şöyle dedi: kullarıma nasihat et. Bunu bana gösterilen doğru bir rüyada gördüm. Böylelikle başkasından olduğunkinden daha çok benim üzerime yükümlülük bindi. Allah onu benim için bir sınanma ve denenme değil, bir inayet ve şereflendirme olarak yaptı. Bu bilgiyle Allah'ın önünde duran kimse uyuyor olsa bile gece ibadetle geçiriyor demektir. Rabbinin önünde bu bilgiyle durmayan kimse ayakta dursa bile uyuyor demektir. Öyleyse kalbinde Allah'ı gözet. Çünkü kalp Allah'a sığdıran yerdir. Sen onun sende ve başkasındaki etkilerini sadece murakabe ederek öğrenebilirsin. Bilmelisin ki Ramazan ayında geceyi ibadetle geçirenlerin bir kısmı düşüncelerinde Ramazan ismi için ayaktayken bir kısmı bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi için ayaktadır. İnsanlar ise bu gecede farklı farklıdır. Ramazan gecesini Ramazan için ayakta geçiren kişinin hali bir artma ve eksilmeye konu olmaz. Kadir gecesi için ayakta duranın hali ise
o konudaki görüşüne göre değişir. Asır içinde vasıl. Kadir Gecesi. İnsanlar Kadir Gecesi'nin zamanı hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı onun bütün sene içinde döndüğünü söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Kadir Gecesi'ni Şaban'da, Rebi'de ve Ramazan'da gördüm. Ama en çok Ramazan'da, özellikle de son 10 gününde bir kez de Ramazan'ın ikinci 10. dilimindeki tek sayılı gecelerinde gördüm. Ben Kadir Gecesi'nin görüldüğü ayın tek ve çift gecelerinde olmak üzere senenin bütününde döndüğünü inancındayım. Kadir Gecesi nedeniyle Ramazan gecesini ibadetle geçiren kimse gecenin aranmasını hak teşvik ettiği için ayakta dursa bile gerçekte kendisi için ayakta durmuştur. Ramazan ismi ya da başka bir isimden dolayı ayakta kalırsa kendisi için değil Allah için ayakta durmuştur. Durmuş demektir. Böyle biri daha yetkindir. Yine de her ikisi de dine uygundur. İnsanların bir kısmı kul, bir kısmı ücretlidir. Ücret nedeniyle ilahi kitaplar inmiştir ve bu sayede ücretli ve kiralanan ortaya çıkar. Onlar sırf kul olsaydı, Hak onlara bir kitap göndermeyi kendine bir yükümlülük olarak yazmazdı. Çünkü kul efendisi üzerine bir şey belirlemez. O ancak efendisinin mülkünde çalışır ve muhtaç olduğu şeyi alır. Ücretlilerin ecirleri vardır. Kulların ise nurları vardır ki o da onların efendisidir. Çünkü o göklerin ve yerin nurudur. Allah şöyle buyurur. Onlar doğru sözlüler ve Rablerinin katındaki şehitlerdir. Onların Rablerinin katında ecirleri vardır. Kastedilen ücretli kullardır. Onlar Hakk'ın kendilerinden canlarını satın aldığı kimselerdir. Nur sahipleri ise köleler ve cariyelerdir. Allah bizi makam yönünden onların en üstünlerinden ve kendisine en sevimli gelenlerden etsin. Amin. O veli ve koruyucudur. Bilmelisin ki Kadir gecesine insan tesadüf ederse bu Allah'ın kendisine ihsanda bulunduğu 1000 aydan hayırlıdır. Kadir gecesi her 1000 gecede bir tane olarak bulunuyorsa her yılın 12 ayında bir tane bulunduğunda durum nasıl olabilir? Ayette belirtilen bu durum kulaklarımızın nasıl dikkat kesildiği garip bir ifadedir. Bu ifade başka bir anlam daha içerir ki o da bu gecenin bir sınırlama olmaksızın 1000 aydan daha hayırlı olmasıdır. Bununla birlikte 1000 aya ilave olan kısım daha belirsizdir ve dolayısıyla nerede biteceği bilinemez. Allah Kadir gecesinin 1000 aya bedel olabileceğini söylememiş herhangi bir vakit belirlemeksizin 1000 aydan daha üstün saymıştır. Bu geceye ulaşan kul 1000 seneden fazla ama belirsiz bir süreden ihlaslı bir halde Rabbine itaat etmiş gibidir. Başka bir örnek ise doğal ömrü aşarak ölümü zorunlu olsa bile bilinmeyen bir ömre ulaşan kimseye benzer. Fakat bu ölümün doğal ömrü aştıktan sonra tek bir nefesle mi ya da binlerce yıl sonra mı gerçekleşeceği bilinemez. Daha önce söylediğimiz gibi sınırlı sayılmadığında Kadir Gecesi'nin durumu da böyledir. Bilmelisin ki burada ay gerçek yorumuyla kamil kul demektir. Ay ki Allah onu nur yaptı yürüdüğünde ayın cismi değil kendisi olduğu ortaya çıksın diye ona isimlerinden bir isim vermiştir. Öyleyse ay cismi bakımından Hakk'ın En-Nur ismindeki mazharıdır. Böylece o 28'de sınırlı olan kulun menzillerinde yürür. Sana ulaştığında ise gerçek anlamda şehir diye isimlendirilir. Çünkü o seyrini tamamlamış, başka bir seyre başlamıştır. Anlam bakımından da iş böyledir. Çünkü Hakk'ın varlıklardaki fiili sonsuzdur. Dolayısıyla Allah'ın baki kılmasıyla süreklilik kazanır. Kul da ilahi isimler menzillerinde yürür. Bunlar 99 isimdir. 99. isim ayette geçen vesiledir ve Hazreti Peygamber'e aittir sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer 98 isim ise bize aittir ve aya ait 28 menzile benzer. Kamil kulu bazı kimseler tek insan diye isimlendirir. 20 ise yüzün beşte biridir. Çünkü o asılda 100 isim idi. Fakat Allah birisini tekliği nedeniyle gizledi. Allah tektir ve teki sever. Onu tek olarak gizleyen ise aynı zamanda tek olarak ortaya çıkartandır. Burada ay menzillerine dikkat çekerek 28 menzil olduklarını söyledik. Çünkü onlar 4'ün 7 ile çarpımında meydana gelmiştir. İnsanın varlığı ise 7 niteliğiyle çarpılan 4 karışımdan oluşur. Bunlar hayat, irade, bilgi, kudret, kelam, duyma ve görmedir. Bunların çarpımından ise insan meydana geldi. İnsan ancak Allah'ın
En-Nur isminden ortaya çıktı. Çünkü En-Nur eşyayı izhar etti. Allah ise kendisi nedeniyle zuhur edendir. Onun eşyadaki hükmü kendinden kaynaklanır. Ay yani şehir de nur olması bakımından kamerin menzillerde seyriyle ortaya çıkar. Allah şöyle buyurur. Aya menziller belirledik. Bu menzillerde ayın seyri bittiğinde gerçek bir ay haline gelir. Onun dışında ay diye isimlendirilenler ise terimsel olarak bu adı almıştır. Öyleyse burada bir çelişki yoktur. İnsandaki her menzilde Allah'a ait bir hüküm vardır ki bu hükmü bu kitapta iç salik ve dış salikin niteliğinden söz ederken belirtmiştik. İç iki sülük tarzını ayıran ise 28'in yarısı olan Dolunay gecesidir. Bu gece tam olarak gözüken ay ile ayın görülmediği bölümü ayırır. İnsanda nur her zaman kamildir çünkü onun iki yönü vardır. Tecelli ise bu nurun ayrılmaz niteliğidir. Bu ise ya bir yönde ya da her iki yöndedir ve her yönde artma ve eksilme olabilir. Öyleyse ona kemal zatından gelir ve bu zorunludur. İki yönü olması nedeniyle de eksiklik ve artması söz konusudur. O halde bir yönden her ne zaman artarsa diğer yönden eksilir. Aziz ve alim Allah'ın takdir ettiği bir hikmetle her zaman o, odur. Mizanımızın kefelerinde senin için bir ibret var. Düşünürsen sen ondaki bir dilsin. Onlardan biri ağır basarsa diğeri aşağı iner. Sen onda bulunan şey için eğilir ve alçalırsın. Allah geceyi kadire tamlama yapmıştır, gündüzü değil. Gece gaybe benzer, takdir ise gayb esnasında yapılabilir ve o insanın içindedir. Gündüz açıklığı gerektirir. Takdir gündüze ait olsaydı hüküm kendisine uygun ve yerinde olmayan bir yerde ortaya çıkacaktı. Dışta fiil nefste bulunduğu tarzda ortaya çıkabilir. Böylelikle fiil gaybden Allah'a göre şehadete, yokluktan yaratıklara göre varlığa çıktı. Kadir gecesi her hikmetli işin ayrıştırıldığı gecedir. Bu gecede iş tek bir şey olarak iner, sonra gereğine göre o gecede ayrıştırılır. Nitekim bir söz için söz olmak yönünden birdir. Hükmünü verirsin. Sonra konuşan kişi de o kişinin durumuna göre farklılaşır. Böylece haber vermek, emir, yasak, onaylama gibi bir olmasına rağmen sözün kısımlarına bölünür. O halde Kadir gecesi eşyanın kaderlerinin belirlendiği gecedir ve kaderleri ise bizden başkası belirlemez. Bu nedenle bize Kadir gecesini aramak emredildi. Peygamber bize Kadir gecesini arayın diye emretti. Bunun amacı yolculuktan gelen kişi gibi Kadir gecesini beklememizdir. Yolcu yolculuktan dönerken hali vakti yerinde ise kendisini karşılayan ailesine hediye getirmelidir. İnsanlar onu karşılayıp bir araya geldiklerinde onlar için hazırladığı hediyeleri verir. Çünkü bunlar onların hakkındaki kaderleridir. Bu nedenle onlar sevinir. Bir kısmının hediyesi Rabbine kavuşmak, bir kısmının hediyesi ilahi yardım ve korumadır. Herkes takdir edenin vermeyi ve ihsan etmeyi dilediği şeye göre hediyesini alır, engelleme yoktur. Kadir gecesinin alameti ışınlarıyla diğer ışınların sönmesidir. Allah onu aylarda ve haftanın günlerinde yer değiştiren bir özellikle yarattı. Böylece her ay ve her hafta ondan payını alır. Nitekim Ramazan da güneş takvimi aylarında dönerek Ramazan'ın fazileti bütün senenin mevsimlerine yayılır. Farz kılınan oruç güneş takvimine bağlansaydı Ramazan bu kuşatıcılığı elde edemezdi. Hac ve zekat da öyledir. Çünkü onun senesi de belli değildir. Zekat yılı malı yükümlünün elde ettiği esnada başlar. Her gün mal sahibi adına yılın başlangıcı olabilir. Dolayısıyla sene bütün günleri zekat için zaman olmadan sona ermez. Zekat ise temizlik ve bereket demektir. Bütün insanlar zekat veren ve vermeyen herkesi kuşatan yılın zekatının bereketine ulaşır. Kadir gecesi sabahında güneşin ışığı güneşin cisminde silinir. Bunun amacı gecenin onun gelişinin ve gündüzünün de hükümlerinin ortaya çıkmasının vakti olduğunu bildirmektir. Bu nedenle kendisine saygı gösterilerek geceden karşılanır. Geceleyin Kadir gecesini yakalayamayan insan güneşi gözetmelidir. Alameti gördüğünde ise Kadir gecesini bildiğinde gecede yaptığı duayla da dua etmelidir. Onun alameti onun ışığı nedeniyle güneş ışığının sönmesidir. Bu durum güneş gözüktüğünde yıldızların ışığının dışta görülmeyişine benzer. Böylece fecri şafağın kızıllığı sayının görüşü güçlenir. Allah fecrin doğumuna kadardır buyurur. Burada hatta edatı anlamında ila demektir.
Gecenin sınırının doğan fecir ile gündüzden ayrışmasını sağlayan bu miktar, Kadir gecesinde güneş ışığından ortaya çıkan fecir değildir. O ancak Kadir gecesinin ışığıdır ve güneş cisminde ortaya çıkmıştır. Ayın ışığı da ayın cisminde ortaya çıkan güneş ışığıdır. Ayın ışığı kendisinden olsaydı hiç kuşkusuz güneş gibi onun da şuaları olurdu. Onun ışığı güneşten ödünç alındığı için şuası da olmadı. Güneşin kendinden kaynaklanan şuaları vardır. Kadir gecesi güneşin şualarını sildiğinde tıpkı ay gibi kalır. Aydınlığı vardır fakat şuaları yoktur. İşte bu aydınlık Kadir gecesinin ışığıdır. En sonunda güneş bir mızrak boyu ya da biraz daha az yükselir ve ışığı kendine döner. Güneşin sabah vaktinde doğduğunu görürsün. Başka bir ifadeyle güneş Kadir gecesi sabahında adeta ayın şuası olmaksızın doğumu gibi aydınlığı olsa bile şuası olmayan bir yuvarlak olarak doğduğunu görürsün. Bunları sana söylememizin nedeni Kadir gecesinin sabahında hangi ışıkla aydınlanacağını açıklamaktır. Böylelikle bütün nurlarda hükmün gökleri ve yeri nurlandırana ait olduğunu öğrenirsin. Nurların en düşüğü bir maddeye muhtaç olandır ki o da lambadır. Hak, nurunu kendisine yardım eden bir maddeye ki madde yağdır, muhtaç olan lambaya benzetti. Öyleyse lambadan daha üstün olan her ışık, teşbihe daha yakın ve tenzih bakımından da daha üstündür. Hak bize bunu bildirmiş ve benzetme edatı kaf ile kandillik gibi demiştir. Bunu ise kendisinin bütün nurların nuru hatta tüm nurlar olduğunu öğretmek için yaptı. Allah bize bu niteliği istemeyi emretti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Beni nur yap. Peygamber de öyleydi.